çok karambol. Oyunlar, savaşlar çok karambol olacak zaten. Evet, olacak. Ve koridorda da Ashe'le mesela hani bir şey değdiği anda rakibe direkt darlayabiliyorlar. Evet, evet. Çok iyi uyum var. Ashe'le iyi bir ikili zaten bu ama. Ve şöyle bir durum var. Amumu saldıramaz bunlara. O takım savaşını daha iyi takip edecek bir şampiyon bence daha iyi olurdu. Yani Leona ile de oynayabilirlerdi ama mesela koridor kuvvetleri biraz zayıf olabilirdi o zaman. Belki. Ona mesela Amumu saldırırdı. Kalista'dan dolayı. Öteki koridorları da bu arada çok rahat itiyorlar şu anda. İlginç bir şekilde bayağı iyi başladı Chief derken... Tapun burada yakalanacak, sıçrası da yok. Sıçrayla birlikte direkt olarak üzerine gidiyorlar ve ilk kan Robo'ya gidecek. Robo sever ilk kanları. Üçüncüye dönmüyor, evet. Burada evet, Brens'in üzerine gidiyorlar. Şimdi sıçrasını kullandı Brens. Yalnız arada kalacak bir Zeus var. Ama feda etmesine gerek de yoktu sanki. Kaçırsan da bir hemen geliyordu. Base'den atıyorsun gidene kadar geri geliyor. Oo, Galio da geliyor. Galio ultisiyle birlikte Tinoz gelecek daha doğrusu. Yalnız burada Tali sıçrası olmasına hemen çıkabilecek. Meşuk geliyor. Meşuk herhangi bir hedefe isabet etmeyecek. Galio ultiyle kaçmaya çalışırken Arthur'a da ufak bir kalkan Arthur verdi. Arthur son anda kaçıyor buradan. Kimi de bunu alametle beraber daha da ileri taşıyacaklar. Kullanıldığı takdirde. Robo için mi kullanıldılar yoksa orta koridor mu? Gerçi orta koridor oyuncuları full. Burada Loud'la oyuncular çıkınca abi bizim bir Galio ultisi vardı. Nerede kaldı? Doğru. Galio ultisi için atmışlar. Önünü kesmişler Galio'nun orada. Ama ulti atamasın diye bu arada iki ulti kullandılar. Üst koridorda Tapun yakalanıyor burada. Kanca atışı var mı emin değilim. Şimdi kullanabilir belki. Varsa kanca atışını direkt olarak ultiyi kullandı. Yalnız Robo. Biraz bu da 1-2 yapabilir. Robo. Robo okay. Şu an üzerine gelenlere vurarak karşılık veriyor. Bir de rakibinin üzerine atlayacak. Robo burada 1-2 yapmaya çalışıyor ama şimdi skoru vermiş olabilir. Ulti kullanılacak Arthur tarafından. Biraz fazla zorladı burayı Robo. Biraz fazla inandı kendine. O Q2 boşa gidince bir şeylere yanlış gideceği belliydi. Krok buraya yaklaşıyor. Şimdi Tapun geri dönemedi. Kron ultisi var. Tapun kanca atışını kullanacak ama buradan çıkışı yok. Çünkü de Mezzin'in dışında ama ya. E'si de var. E'si de var ama. E'si de var burada. Savaş çıktı. Brens şimdi hasar vermeye çalışıyor. 3 kişilik bir tank gelecek mi? Gelmedi. Burada Tinoz ultiyle birlikte 3 kişiyi korkutmayı başarıyor. Tinoz'dan muazzam bir hasar çıktı. Aludarik arada kaldı burada. Sıçta kullanamayacak ve skorları alan Loud. Bakalım. Artık ne yapmış? Dümdüz oturdu vuruyor. Yo çek. Çekmemişler yani. Yalnız üst koridorda yine Robo'nun üzerine şu Galio ultisi gelsin artık. Robo çok fazla hasar verdi Zeus. Sıçrayla birlikte yetişti buraya. Robo gelin gelin diyor resmen. Tinoz burada Arthur'u kule altından çıkarmak istemiyor. Arthur'un da düştüğünü göreceğiz. Krok buraya yaklaşıyor. Sıçra yok Aladorik'te. Aladorik'in düştüğünü görebiliriz. Raez ultisini kullandı. Direkt olarak sıçrasını kullandı ama Robo ama iki yeteneği de çok kötü kullanıyor. Ama çalıda onu bekleyen oyuncular var. Bunun farkında değil. Burada Tinoz geri dönüşü engelleyecek Tali. Uzaklaşmaya çalışıyor. Tinoz orada hasar vermeye devam ediyor. Tapun'un Aludarik Robo'nun üzerine oynamaya çalışacak. Diğer tarafta Seos'un da gelmesiyle birlikte Arthur ultisini kullanıp kaçmak zorunda. Yalnız burada olan yine Tapun olacak gibi. Tapun Camille ultisini yiyor. Kendi de Camille ultisi kullanıyor. Galio ultisiyle birlikte burayı değiştirmek istiyorlar. Eşoku da çok uzaklardan tuttu. Hareket edemeyecekler burada. İlk skoru aldı burada Robo. Robo hasar vermeye devam ediyor. İkinci skorda gelecek. Robo Tapun'un da üzerine oynuyor. Üçüncü skorda Brens'e gidiyor. Ve Loud savaşları kazanmaya devam ederken burada bir kule altı isteği. Raez tek yedi burada. Ki yanılmıyorsam o time. Tapun özellikle o borcluyor ultisiyle birlikte. Yani Ashe ultisi falan da iyi geliyor aslında. Direkt kilitliyor orada. Beşinci denemede fark etti durumu sanki. Chiefs burada kule altında ama bu. Üç kişilik ulti. Robo'nun hasarı muazzam Robo. Kule hala hasar kule vurmaya devam ediyor. Kule Kalista'da. Kule Kalista düştü. Diğer taraftan Robo hasar vermeye devam ediyor. Savaş boyunca Robo'nun canının azaldığını neredeyse görmedik. Bir ejder daha. Ejderler galibiyet koşulu değil ama geçerken almak diyoruz biz buna. Hadi Robo'ya bir atlayın da bir daha ölür. Robo nerede? Vardı Robo gidiyor bu sefer üzerlerine. Raez'i yakaladı. Raez sıçra atmak zorunda. Robo sıçrayla takip edecek. Raez'in kaçacak. Herhangi bir yeri yok. Diğer tarafta da yakalanan oyuncuyu gördük. Aladorik de sıçrayla çıkmak zorunda kaldı ve hedef Baron. Yakaladılar. Skorları aldılar. Şimdi Baron'u alacaklar. Bu arada Loud'un tabii oyun biraz bitti gibi
Biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Luminosity'den beri uluslararası başarı yakalayan ilk Brezilya takımı değil mi? Herhangi bir dalda. Bu arada Robo yine üzerine gelen 3 oyuncu var buraya. Gelmek üzere yalnız. Robo'nun ultisi yok. Robo'nun ultisi olmadığı için buraya kadar altına alınacak Tinoz. O da 1'e 3 kaldı. Tinoz buradan çıkmak isteyebilir. Geldi takım. Şimdi Sersem'le geliyor. Hasar yetmiyor şu anda Tinoz'a. Bir de Zonya kullandı. Ay. Eşoku çarpacak. Eşokundan kaçmayı başarıyor. Arada kalan oyuncu bu sefer ormancıları oldu. Krok oldu. Krok orada reset almaya çalışıyor. Krok'un hasar yetmeyecek. Diğer tarafta tapuğun ayakta Tinoz. Burada bir skor daha verecek. Ben övdüğüm gibi takımı. 4 tane skor veriyorlar. Abi kimse bu arada kimse ölmedi Chiefs'te. O yüzden hem bölge için hem takım için önemli. Tabii ben bundan bahsederken sen, yakalanan bir Aladolik var. Sen elinden geleni yaptın Aladolik. Aladolik o kadar yapamadı elinden geleni. Ve Loud şimdi inhibitor kulesine vurmaya başladı. Kısacası organizasyon için başarılı bir sene oluyor. Aynen öyle. Yalnız yukarıda Bam Baron Powerplay eksi 1770'te. Eksi 2000. Hala var bu arada Baron. Hala var. Bitirmeye de çalışıyorlar burada ama Talir rakibini yakaladı burada. Sonrasında güzel kullanıyor. Seos aradan canlar çok azaldı ve kuleyi tankladılar orada. Arthur ultiyle birlikte buraya girecek mi? Tapu'nun ultisini kullanıyor ama ultiyi kullandığı gibi tekleyecek. Arthur'un hala ultisi var. Arthur'un ultisi yokmuş, özür diliyorum. Şimdi geldi Arthur'un ultisi ve hemen kaçmak için kullanıyor. Burada savaşabilirlerdi sanki. Alodorik doğduğu gibi bir kez daha ölecek gibi duruyor. Alodorik'i öldürdüler. Krok da skoru buldu. Ve 4'e 2 bir savunma yapmak zorunda Chiefs'in iki taşıyıcısı. Minyonlar yok. Minyonları temizleme ihtimalleri var. En azından bu kuleyi almak istiyor. Lan Tali. Arada yakalandı. Tali tank yiyecekken sıçrasını kullanıyor. Eş vurmuyor. Reyes hasar vermeye çalışıyor. Hasarı çok az dediğin gibi. Hasar çok az. Hasar yetmeyecek mi? Hasarı son anda yetti. Çeşmeden daha sonra aldılar. Çeşmeye giren oyuncu. Hayalet kullanıldı Tali'den. Buraya gelen bir ışından var. Tapun kovalamak istiyor. Robo'nun üzerine gidecekler tekrardan Robo. Kendinin üzerine gitmeye çalışıyor. Kendini feda etti burada. Yapacak çok da bir şey yok. Bu skor da Tapun'a gidecek. İki tane skor aldı topu. Yalandan ait eşya aldı bu arada topu. Ama biraz açıldı evet, bu sefer. Yani hep kulelerden destek alıyordu. Yalnız Tali'nin pozisyonu çok tehlikeli. Onu görüyorlar tabii. Onun ışınını var. Burada savaş istiyorlar. Yalnız direkt olarak topunun ultisiyle birlikte savaşacaklar. Brens arada kaldı. Brens'in düşünü görebiliriz. Brens sıçrayla birlikte çıkmaya çalışıyor. Güzel bir kışkırtma geldi. Eş geldi arkadan. Skorunu aldı. Tali'den de gelen skor var. Robo burayı toplamak zorunda. 4'e 2 kaldılar ultiyle birlikte. Arthur iki kişiyi kışkırttı. Robo 1'e 4 kaldı. Robo'yu da düşürecek gibi duruyor. Robo burada toplamaya çalışsa da skorları alan Chiefs oyuna geri dönüş yapıyor. Biraz daha översen Loud'u bu arada gerçekten. Takım yok. Loud'u yaktım ya. Ayaküstü yaktım. Of. Burada kayıtlamaya oynayabilir Chiefs. Evet. Ellerinde çok fazla kitle kontrolü var. Geldi. Tinoz burada yakalanacaktı. Robo yakalanmış olabilir. Sıçrası mevcut. Sıçrayı hala kullanmadı. Robo'ya bir anda çok fazla hasar çıktı. Arthur'un ultisi mevcut. 3 kişilik ulti gelecek Arthur'dan. Ne var yalnız? Yalnız hala hasar çıkmadı. Robo oradan uzaklaşmaya çalışıyor. İlk reseti aldı. Kron aldı. Resetle birlikte artık maçın sonu da gelmiş olabilir. Talen'in de düştüğünü göreceğiz. Seos rakibini Reis'i kovalamaya devam ediyor. Reis'in yapabilecek hiçbir şey yok. Son skorda Aladorik olacak ve Loud. Chiefs tabii, ya biz tabii görüyoruz altın farkının ne olduğunu ama Chiefs onu görmüyordu. Evet. O yüzden biraz onlar da birkaç tane üst üste pozisyon ve savaş kazanınca biraz yutabileceklerinden büyük bir lokma ısırmaya çalıştılar. Ama yani şunu unutmamaları lazım. Hala orta koridorda kule vardı.